Merhaba arkadaşlar, benimle günaydın. Şimdi şekildeki akışkanlar mekaniği problemini beraber çözmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar, öncelikli olarak 8 santimetre çapında bir milimiz var. Bu milimizi biz 500 devir bölü dakikada döndürüyoruz. Bu milimizden arkadaşlar yarı çapta 0,08 santimetre büyük olan bir burç var. Bu burcun içerisinde dönüyor. Yani bir yataklama durumu söz konusu ve yatağımızın da genişliği 30 santimetre arkadaşlar. Bu 30 santimetrelik yatak genişliğindeki boşlukta yağımız var arkadaşlar. Dolayısıyla bizden istenen bu dönme işlemi için arkadaşlar uygulamamız gereken güç sorulmakta. Yani ne kadarlık bir P gücü uygulamalıyız ki bu mile arkadaşlar bu milimiz 500 devir bölü dakikada dönebilsin. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar biz isterseniz şurada N demiş olduğumuz N ile ifade ettiğimiz 500 devir bölü dakikayı şekilde tam yazalım. Devir bölü dakika değerimizi arkadaşlar öncelikli olarak devir bölü saniye olarak tanımlayalım ki bunun adı 500 bölü 60 devir bölü saniye olmuş olsun. Hemen bunu öncelikli olarak gerçekleştiriyorum ki 500 bölü 60 dediğimizde 25 bölü 3 olarak karşımıza çıkmaktadır bu değer. 25 bölü 3 devir bölü saniye. Şimdi arkadaşlar bir diğer önemli nokta ise V demiş olduğumuz teğetsel hız. Biliyoruz ki arkadaşlar bizim teğetsel hızımız V demiş olduğumuz teğetsel hızımız arkadaşlar açısal hız çarpı yarıçap değerine eşittir. Şuna eşittir diyelim. Açısal hız teğetsel hız eşittir. Açısal hız çarpı mesafe diyelim. Evet, bu değerleri biliyorum. Şimdi arkadaşlar hemen gelelim. Burada biz tau kayma gerilmesinin değerini yazalım. Tau demiş olduğumuz değer arkadaşlar bir viskozite çarpı du bölü dy idi. Bunu da arkadaşlar yani du bölü dy demiş olduğumuz değeri biz aslında viskozite çarpı V bölü küçük h şeklinde tanımlayabiliriz. Ki buradaki küçük h demiş olduğumuz mesafe arkadaşlar bizim şuradaki yarıçaptaki boşluk miktarımız. Böyle bir kayma gerilmesi elde etmiş oluyoruz. Peki ben V demiş olduğum yere ne yazabiliyordum arkadaşlar? Yine viskozite çarpı bu benim neyimdi arkadaşlar? Bu benim teğetsel hızımdı. Benim teğetsel hızım. Ben bunu nasıl yazıyordum arkadaşlar? W çarpı R şeklinde yazabiliyordum. W çarpı R bölü H şekline dönüştürmüş oluyorum. Peki arkadaşlar benim açısal hız değerim nedir? Yine viskozite değerim çarpı 2 pi n noktasında koyuyorum ki benim burada bulmuş olduğum şu 25 bölü 3 değeri arkadaşlar şurada bulmuş olduğum değerim n üstü değeri yani devir bölü saniye değerimiz. Dolayısıyla ben burada
açısal hız yerine 2 pi n ifadesini koyuyorum. Çarpı r bölü h diye bilirim arkadaşlar. Ve bu sayede ben kayma gerilmesi değerini bulmuş oluyorum. Peki ben bu milimi döndürmek için ne kadarlık bir kuvvete ihtiyacım var? Önce onu bulalım. Ve ben biliyorum ki benim kayma gerilmem eşittir arkadaşlar. Kayma gerilmesi diyelim. F bölü A'ya eşit. Bu bizim en temel formumuz. Ve buradan da F'yi çekecek olursam arkadaşlar kayma gerilmesi çarpı A şekline A şeklinde bir formata dönüştürmüş oluyorum ifademi. Ve bizim kayma gerilmesi demiş olduğumuz değer viskozite değeri çarpı 2 pi r demiş olduğu açısal hız çarpı 2 pi r çarpı n yani devir sayısı demiş oluyorum. Bir de buna bölü h'ı eklediğimizde bu ifade benim kayma gerilmesi ifadem olmaktadır. Bu kayma gerilmesi ifademizin yanına arkadaşlar biz bir de alanı ekleyeceğiz. Ki bizim alanımız neydi arkadaşlar? 2 pi r ki bu benim dairemin çevresidir. 2 pi r arkadaşlar çarpı l diyeceğiz. L de arkadaşlar bizim yatağımızın boyu ki bu da benim alan ifadem olmuş olacak. Bakın şuradaki şu ifademiz arkadaşlar bizim kayma gerilmesi ifademiz. Şu ifademiz ise arkadaşlar bizim alan ifademiz. Buradaki en önemli nokta arkadaşlar teğetsel hız. Teğetsel hızın açısal hız çarpı radius olduğunu bilmek ve açısal hız değeri yerine de 2 pi n ifadesini eklemek ki buradan da arkadaşlar bizim açısal hızımız 2 pi n r şekline dönüşmüş oluyor. Evet, bu şekilde bir ifade ile biz ihtiyacımız olan kuvveti bulmuş oluyoruz. Peki gücü nasıl bulacağız? Güç bulmak için arkadaşlar öncelikli olarak moment değerini hesaplamamız gerekir. Ki ben momenti kuvvet çarpı kuvvet kolu formülünden hesaplayabilirim. Benim kuvvetim neydi arkadaşlar? Viskozite çarpı 2 pi n demiş olduğu açısal hızım 2 pi n açısal hızım çarpı r dediğimiz zaman teğetsel hıza ulaşmış oluyoruz. Bunu h'a bölü viskozite ile çarptığımızda kayma gerilmesini bulmuş oluyoruz. Çarpı 2 pi r l dediğimizde de alanı bulmuş oluyoruz. Ki alanla kayma gerilmesi çarptığımızda f'i bulmuş oluyoruz. Bunu bir daha r ile çarptığımızda da arkadaşlar momenti bulmuş oluyoruz. Ki yine benim şu ifadem kayma gerilmesi ifadem, şu ifadem alan ifadesi, şu ifadem de arkadaşlar moment kolu. Moment kolu ifadesi olmuş oluyor. Son olarak da arkadaşlar dönme için gücü bulmam gerekir. Ki bakın ben dönme gücü yazdığımda dönme için gücü bulmak istediğimizde arkadaşlar ifademiz P değeri eşittir moment çarpı açısal hız formatına dönüşür. Moment çarpı açısal hız formatına dönüşür. Ki ben açısal hızımın 2 pi n olduğunu biliyorum.
açısal hızım 2 pi n olduğunu biliyorum. Buradan da arkadaşlar ben son olarak P yani güç ifadesini viskozite çarpı 2 pi n yani açısal hız çarpı r ile teğetsel hızımı bulurum. Bölü h deyip bunu da viskozite ile çarptığım zaman kayma gerilmesini bulurum. 2 pi r l ile çarptığımda alanı bulurum. Bunu tekrar r ile çarptığımda arkadaşlar moment koluyla birlikte F kuvvetini çarpmış olurum ki bu bana momenti verir. Momentle de yine 2 pi n'i çarptığımızda arkadaşlar gücü bulmuş oluyoruz. Eğer buradaki güç değerim dönme gücü değildi arkadaşlar, öteleme gücü olmuş olsaydı P demiş olduğum değeri bulmak istediğimde bu sefer F çarpı V demiş olacaktık. Evet arkadaşlar. Ki buradaki V değerimiz de şu şekilde hesaplarsak Newton metre saniye dersek ki buradan Newton çarpı metre Joule eder. Joule bölü saniyeden de arkadaşlar watt değerine yani güç değerine ulaşmış oluruz. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde şu değerim benim kayma gerilmem. Şu değerim alanım. Şu değerim kolum. Şu değerim de arkadaşlar benim açısal hızım. Şu değerim benim F kuvvetim. Şu değerim momentum olmuş oluyor. Yani ben moment çarpı açısal hız dediğimde arkadaşlar bu değeri bulmuş oluyor. Sonuç itibariyle olayı değerlendirdiğimizde P eşittir dediğimizde yani bu işlem için güç eşittir dediğimizde bulmamız gereken sonuç şu şekilde arkadaşlar. Viskozite değeri çarpı 8 çarpı pi'nin kübü çarpı r'nin kaç tane r'miz var arkadaşlar? Yine 3 tane r'miz var. Kübü çarpı n'nin karesi çarpı L boyumuz bölü H şeklinde bir ifadeye dönüştürmüş oluyoruz arkadaşlar. Bu sayede arkadaşlar Y için viskozite değerini bildiğimizde zaten yarıçap değerini ve H değerini biliyoruz. Bu değerleri yerine koyduğumuzda direkt arkadaşlar watt cinsinden biz bu işlem için gerekli olan gücü hesaplamış oluyoruz.